Baldu. 1981 Denizli doğumluyum. Bu meslek hayatımıza çekirdekten yetiştik. Babamız pamuk çırçır atölyesi vardı. Yorgan dikmesini biz babamızdan öğrendik. Sonra Denizli'de 2000 senesinde tarihi alışveriş çarşısı olan kale içinde bir mağaza açtık. Burada ürünlerimizi satıyoruz. Babamız bize destek oldu. Biz onun yorgan dikerken, işte bu hallaç yaparken başında durduk. Onu izledik. Ondan bir şeyler öğrendik. Yavaş yavaş yorgan el dikmesi işi birazcık düşmeye, zayıflamaya başladı. Biz de bunu başka bir sektöre geçiş yaparak, yorgancılığı da bu arada bırakmadan hizmet etmeye, işte ev tekstil ürünlerine döndük birazcık. Nevresimdir, çarşaftır, yastık kılıfıdır, silikonlu yastık. Bunların işte üretimini, imalatını kendimiz sipariş olarak dikimini gerçekleştirmekteyiz. Pamukla elyaf arasında şimdi yeni nesil gençler elyafı daha kullanışlı olarak şey yapıyorlar, değerlendiriyorlar, daha kullanıyorlar. Pamuk atılması lazım, gün içinde eziliyor. Silikonlar makinede yıkandığı için biraz daha kolay, basite kaçtığı için silikon, elyaf, pamuk onlar daha çok tercih ediliyor. Evet, o birinci el dediğimiz pamuk, akala pamuk tarlada toplanıp çırçır makinesinden çekirdekleri ayıklanmış. Burada satışa sunduğumuz birinci el pamuk, organik pamuktur. Ondan sonra bu taranmış yün, yünün Uşak'ta karnet makinelerinden çıkarttığımız doğal yündür, saf yündür. Bu da açma dediğimiz endüstriyel bir pamuktur. Bu da normal Uşak pamuğu dediğimiz pamuktur. Tekstüre elyaf. Dolgu maddesi, yastıklar için polyester ürünü, elyaf ve yanındaki de silikon. Bu da petrol ürünü olup yastıklarda dolgu malzemesi olarak kullanılır. Bir de şöyle boncuk silikonlar vardır. Bu da aynı silikonun başka bir makineye girip boncuklaştırılmış halidir. Tabii üçüncü kuşak da diyebiliriz. Çünkü bizim babamın babası, dedemiz de Denizli Tariş'te ekspertiz. Pamuk ekspertliğiyle. Diğer dedemiz anne tarafından, dedem de aşağı Şamlı'da pamukçu, pamuk tarlalarımız var. Hala daha devam ediyor, pamuk üretimimiz devam ediyor. Yorgan dikime başlamadan önce bir 3 saat, 4 saatlik bir zaman zaten sürüyor. Yorgan dikilmeye başladıktan sonra yorganın modeline göre, desenine göre 1 ila 1 hafta, 2 hafta süren modelleri var. Yazın gelen gurbetçiler. Orada bu tür yorganlar, bu işçilikler olmadığı için gelip buradan satenini, kumaşını beğenip içindeki malzemesini de seçerek bize burada diktirip vakumlu poşetlerle yurt dışına götürüyorlar. Orada tabii bu işler yok tabii. Biz onlara hizmet ediyoruz onlarda. Şimdi aslında şöyle geriye dönüş dediğimiz bir olay bizim mesleğimizde var. Şimdi elyaf yorganlar, elyaf yastıklar sağlıksız olduğu zaten belli bir şey. Bunun için uzmanlar, doktorların da tavsiye ettiği şekilde pamuk, yün, yastık ve yorgan çok sipariş oluyor, çok sipariş yapıyoruz. Gençler bu yönde çok ilgililer. Özellikle onlar da pamuk yorgan ve pamuk yastık istiyorlar. Ve hatta yataklarına koruyucu olarak yünden böyle alez şeklinde petler dikiyoruz. Onları da kullanıyorlar. Geri dönüş bu anlamda var yani. Sıcakta ne yün yakar ne pamuk yakar. Yün çok yakar, terletir. İşte biz yün kullanmayız. Yanlıştır. Kullanan bilir yünü, pamuğu. Yazın ve kışın
gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Silikon, ondan sonra bu suni malzemeler, viskon, sünger dediğimiz bunlar. İşte en zararlı bunlardır. Yatakta rahatsız eder. Kışın soğuk tutar, yazın da sizi suyun içinde bırakır. Biz bu işle uğraşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Onları üzmeden, eziyet etmeden, sıkmadan buraya gelip bize yardım ediyorlar. Bizden hevesli onlar yani. Her hafta sonu benim oğlum cumartesi günü gelse de babamın yanında çalışsam diye bekliyor. O yüzden ben o konuda rahatım. Benim oğlum nasip olursa inşallah çalışmak için çok hevesli. Valla ben şimdi yeni evlenecek olan insanlara, çiftlere şunu söylemek istiyorum. Doğal ürünlerden kaçmasınlar. Suni şeylerden uzak dursunlar. Yattıkları yatakların, ondan sonra yastığı ve yorganın organik ürünler içermesine dikkat etsinler. COSGAP bir program başlatmış. Bizim de Terzi Odası Başkanı Ahmet Başkan bizim gibi işte bu mesleği yapanlarla irtibata geçti. Onların sayesinde biz de bu programdan, bu destekten faydalandık. Başvuru sürecinde zaten hemen hemen bütün işlemleri odamız Terzi Odası gerçekleştirdi. Gerekli evraklar olsun, hizmetlerde bizim yanımızda oldular. Kendilerine buradan teşekkür ederim. Yani Ömer'in bahsettiği gibi bu süreçte bizler de aynı şekilde COSGAP'in çağrıya çıkmasıyla üyelerimizden kimlere ulaşabiliriz? Bir listesini çıkardık, ön hazırlık yaptık. Sadece kendi üyelerimiz değil, diğer odaların da üyelerini de aynı şekilde ulaşabildiklerimize ulaşmaya çalıştık. Tabii işlemlerini kendimiz yaptık. Çünkü bazı aşamalarda insanlar tıkanabiliyor. Esnaf kendi işiyle uğraşmaktan o işlere bakamıyor. Dolayısıyla da bu iş sürüncemede kalmasın veyahut da yarıda kalmasın diye son noktayı da biz kendimiz koymak istedik. Kendilerinin gözetiminde tabii ki, kendi işlemlerini kendileri yaparak. Bu şekilde böyle bir süreç geçirdik. İyi de oldu. Birçok üyemiz de faydalandı. Yani kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle alakalı mesleklerdeki kişiler faydalandılar. Çok memnunlar o konuda. Böyle bir süreç geçirdik. COSGAP müdürüne de buradan tekraren teşekkür ediyorum. O dönemdeki çağrılarını bize ulaştırdılar. Son iki gün içerisinde bu oldu bunların hepsi ama yetiştirebildiğimiz kadar biz bunu yapmaya çalıştık kendi personelimizle. Tabii şu da var. Şimdi yeni yetişen eski kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde yeni yetişen nesil artık çıraklık, ne bileyim kalfalık bu tarz şeylere gelmek istemiyor. Zaten esnaf da bunu kaldırabilecek gücü de yok. Bazı meslekler zamana da yenik düşüyor. Dolayısıyla bunlara destek olmak gerekiyor. Devletimiz bu konuda önünü açtı. Sadece burada çıraklarla alakalı bir konuda destek olurlarsa daha iyi olacak. Yani biz bu süreci en iyi bir şekilde değerlendiren odalardan birisi olduk ki üyelerimiz de bu şekilde faydalanmış oldu. Geçmişe yönelik işletmelerin, esnafların ayakta tutulmasıyla alakalı bu tarz yerlerde desteklerimiz veya ne bileyim bizim yardımcı olabileceğimiz konularda hep bu işlemler yapmak istiyoruz. Geçmişle alakalı mesleklerin desteğiyle alakalı gayretimiz olduğu gibi ihracata yönelik yeni yetişen neslin de önünü açmak için iki taraflı bir geçmiş ve gelecek şeklinde böyle bir gayretimiz de var. Bu konuda da üyelerimizin bizlerden talepleri de var. Biz de bunlara oda olarak yetişmeye çalışıyoruz. Hem geçmişi yaşatmaya çalışıyoruz, bir taraftan da gelecek neslin önünü açmaya çalışıyoruz.